Ulan o kadar da yol geldim, inşallah Yasin arabayı verir ya. Vallahi kafama güneş geçecek kardeşim. İnsanlık da ölmüş. Buraya gelene kadar otostop çektim arkadaşlar. Bir kişi de arabasını almadı. Gerçi ben olsam ben de beni arabama almam. Şuna bak, böyle tip mi olur ya? Allah'ım yarabbim. Yasin'in mahallesine geldik arkadaşlar. Şuradan bir ayran falan alayım, serinleyeyim. Hava yanıyor kardeşim, yaprak kıpırdamıyor ya. Bu Allah kahretsin, Allah belanızı versin ya. Ulan adamdan bir ayran alalım dedik arkadaşlar. Adam ayran yok, now now diyor. Now now ne lan? Yok vay çattık Mogami'ymiş. Dur tırcı da üstü gelme, zaten hayat üstüne geliyor. Sinir stres kardeşim, zaten yanıyorum. Yasin'in evi neredeydi acaba arkadaşlar? Bakayım şöyle bir, en son 1950'de geldiydim buraya. Aha lan burası. Vallahi Yasin'in Tofaş'ından tanıdım. Tofaş'ı da olmasa vallahi adamın evini bulamıyoruz lan. Lan acaba bu kaçıncı? Dayı bu Yasin kaçıncı katta oturuyor ya? Evladım nereden bileyim Yasemin'in kaçıncı katta oturduğunu ya? Ay Yasemin değil, Yasin Yasin. Ayol Yasemin geçen de kocaya kaçmış. Zaten Yasemin'in böyle bir şey yapacağı belliydi. Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Lan Yasin ha! Evladım bağırma, uyuyanlar var. Çıldıracağım ya. Yasin kardeşim ha. La kardeşim ne var lan? Oğlum sen neredesin? Sabahtan beri sana bağırıyorum ya. La canlıyım la. İçerideydim kardeş la. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım ha. Yolum düştü, öyle mi uğrayayım dedim sana. Eyvallah kardeşim, gel çay çek la. Vallahi çok acelem var. Sana benim bir işim düştü de. He kardeşim, çıkar ağzındaki baklayı. Ya benim bir yere gitmem lazım. Araba alacağım İsmail abiye de. Sen hiç Tofaş'ı versen de bununla gidip gelsen. Kardeşim verdik de gaz kaç para olmuş yani. Gaz atacaksan vereyim. Tüpünü falan hepsini ben fullerim. Sen sıkıntı etme canım ben. Eyvallah kardeşim, atıyorum anahtarla ya. Altını altı sürtme kardeşim. Dikkat yok yok, araba basık. Şunun güzelliğe bak be. Aynı senin gibi basık arabada. Eyvallah kardeşim, maşallah de tüm gözler üstümüzde. Atıyorum, tut kardeş. Hop tuttum kardeşim. Lan az kalsın kafama geliyordu ya. Aman kardeşim dikkat et lan. Yalnız iyi tutuyor ha, maşallah. Eyvallah Yasin'cim, görüşürüz. Ben seni yanına uğrarım tekrardan. Eyvallah kardeş lan. Haydi bay bay. Arkadaşlar şu arabaya bak ya lan. Ankara işi 06 plaka, dip basık Tofaş. Kırmızı kırmızı. Bir maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bununla şimdi araba almaya gidiyoruz. Haydi bismillah, bir Tofaş'ımıza binelim. Vallahi Yasin de arabasına bayağı bir iyi bakıyor arkadaşlar. Şöyle bir kontağımızı açalım. Vites boşta. Haydi bismillah, marşımızı yapalım. Uy, sese bak, ne diyorsun be? Ulan siz de her şeye bir şikayetçisiniz kardeşim. Yok bağırtma, yok şey yapma. Allah'ım yarabbim, haydi bismillah. Şuradan bu arabayı sürttürmeden çıkalım arkadaşlar. Ondan sonra Yasin bizi vurur kardeşim. Tofaş'ın da bayağı bir iyi seviyor. Yani sevmekte de haklı ya. Oğlum siz var ya, sohbet etme bahanesinde vallahi yemeği ocağa koyacaklar ya. Şöyle bağırtayım da. Bağırtma lan jibidi. Aslan bas yapıştır. Tofaş'a bak be, saplamacıydı işe. Zaten dip basık gidiyor arkadaşlar. Maksat vatan toprağına yakın olma. Çek abi şöyle. Oy, ne güzel yanlaya yanlaya gidiyoruz be ya. Tofaş'ın hakkını veriyoruz kardeşim, şuna bak. Neyse arkadaşlar, emanetin canı az olur demişler. Arabayı dikkatli gidelim ki Yasin'in güvenini boşa çıkarmayalım. Bu araba zaten Türkiye'de tek, gördüğünüz üzere stok Tofaş. Arabaya 280 bin lira verdiler. Yasin satmadı. Neden kardeşim? Salak, çünkü ben olsam satardım. Ama araba da çok güzel bağırmıyor mu? Şuna bak be. Bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz film gibi bir ay. Önümüze gelene saplaya saplaya gidiyoruz. Tofaş'la kardeş'le anı baslanmaz. Sol şeritte ibreyi sona dayadık. Kaçta gidiyoruz lan biz? 200'ü de gördük. Yazılımlı Tofaş. Arkadaşlar biz böyle nerelere geldik kardeşim ya? Lan Tofaş'ı soktuğum yere bak. Yasin görürse buraları vallahi beni vurur. Adam da arabasını vermez. Yani vermemekte de haklı. İnsan şuraya bir asfalt döker kardeşim ya. Araba alacağımız yere de yaklaştık arkadaşlar. Bu nasıl bir mahalle? Neyse arkadaşlar, şuradan bir sağ salim bir güzel bir arabamızı alalım. Satın aldığımız adamın dükkanını arıyorum şu anda arkadaşlar. İnşallah bulacağız ve arabamızı arkaya yükleyeceğiz. Tofaş'ın arkasında araba götüreceğiz kardeşler. Böyle bir sağa sola bakarak gidiyorum arkadaşlar. Navigasyon da yok. Gerçi navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Bakayım şöyle. Aha bu sağ taraf olabilir arkadaşlar. Lan burada bir araba. Gay burası arkadaşlar, burası. Haydi şöyle bir çekelim. Selamünaleyküm ha. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Telefonla konuşmuştuk. Ben arabayı almaya geldim. Araba bu mu? Güzel bir şekilde yükledik. Ödemesi de yapıldı. Alıp gidebilirsin. Eyvallah abicim, sağ ol. Gördüğünüz üzere Volkswagen Passat aldık. Araba gazalıydı. Birazcık hesaplıyı aldık. Şöyle bakarız, sizce iyi mi? Bundan adam olur mu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Aşiret paket Passat kardeşim. Tofaş'ımızın arkasına bağlayıp çekmeyi deneyeceğiz. Şöyle ben bir Tofaş'ıma geçeyim. Acaba Yasin'in Tofaş'ı bunu çekebilir mi lan? Neyse deneyeceğiz. Arabamızı güzel bir şekilde arkaya yükleyeceğiz arkadaşlar. Yasin'in Tofaş'ta bir yerlere
sürtmeyelim kardeşim. Böyle biraz daha güzelce. Gel 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 gel. Hop tamam arkadaşlar. Bağlantı kablolarımızı falan da takalım arkadaşlar. Vallahi inşallah sağ salim gideriz Tofaş'ta. Vallahi oğlum yanıyor. Şuna bak be. Neyse fazla övmeyelim arkadaşlar. Ondan sonra nazar değiyor. Haydi kolay gelsin birader. Arkadaşlar arkamıza puasatımızı yükledik. Gidiyoruz kardeşim. Bayağı bir dikkatli olmamız lazım. Makas atmaya gerek yok. Yavaş olak ki arkadaki puasat düşmesin. Şu görüntüye bak be. Tofaş'ta puasat çekiyoruz kardeşim. Biz daha ne yapalım? Ulan vallahi Tofaş'ta iyi çekiyor arkadaşlar. Yazılımda olmasa bayağı bir zorlanırdı. Ulan yine bu mahalle arasına gireceğiz. İnşallah arkadaki puasatı çalmazlar arkadaşlar. Şöyle bir yavaştan girelim ki arabamızın altı sürtmesin. Buna bak ya, bizim mahalleden böyle bir şey geçtiğini düşünsene. Vallahi camdan bakarım, açar TikTok çekerim kardeşim. Tofaş'ın biri arkasında puasat yüklemiş, çekiyor. Şuna bak. Olsun arkadaşlar, bu puasatı güzel bir şekilde yaptırıp satacağız. Biz de bu işten bu şekilde kar ediyoruz arkadaşlar. Normalde daha çok pahalı arkadaşlar ama böyle kazalı falan bir şekilde bulup ucuza alabiliyorsunuz. 480 bin liraya puasat aldık kardeşim. Sizce ucuz mu değil mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi sıfırlar olmuş 1 milyon yani. Bence 480 hiçbir şey. Horoz bile olmuş 100 milyar kardeşim. Şöyle bir arkadaşlar dikkatli geçelim de ondan sonra Yasin'in Tofaş'ı da kazalı olmasın. Hadi be gitsenize kardeşim. Arkamda Dorse var. Beni illa yanlattıracaklar arkadaşlar ya. Gerçi ne olursa olsun Dorse de olsun tır da olsun saplar geçeriz, affetmeyin. Neden kardeşim? Biz çünkü jetçiyiz. Sol şerit rezerve. Ulan yine gaza geldim arkadaşlar. Arkamdaki puasatta yapıştırdım gidiyor. Ulan ne getiriyor öyle ya? Böyle bakarsın dayıcım işte. Tofaş'ta puasat çekiyoruz kardeşim. Biz daha ne yapalım? Arabayı arttırmayalım. Dördü alalım. Ondan sonra şanzıman motor elimizde kalmasın. Ana Yasin'in dırdırıyla uğraşıyoruz kardeşim. Ama da değerli bir Tofaş'ım varmış. Gerçi arkadaşlar adama laf yapmamıza gerek yok. Bir lafımızla adam bize Tofaş'ını emanet etti. Yani bu devirde gerçek dost bulmak çok zor. Diye yani neyleyim zor zamanımda yanımda olmayan dostu. Yapıştırdık gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir arabayı savurayım bakayım. Yok arkadaşlar. Usta vallahi çok iyi bağlamış. Araba düşmüyor. Hayat sigortam var. Yok kardeşim, Allah'a emanet gidiyoruz. Arkamızda Passat bağladık. Biz daha ne yapalım? Evet, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete kardeşim. Şöyle bir yavaş yavaş yavaş. Arabayı tutamıyor arkadaşlar. Arkadaki Dorse beni çekiyor. Önde yine güzel bir makaslık aralar görüyorum da arkada da Dorse var. Geçtik. Ben size dedim arkadaşlar, ne gelirse gelsin saplar geçeriz. İçimdeki jetçiyi durduramıyorum. Anan avradını. Lan tampon yapa yapa gidiyoruz. Benden ne yapayım ya? Baba arkadaşlar adam da tatile gidiyor kardeşim. Para var, huzur var. Biz de arkamıza puasat bağladık. Adama laf ettik. Adam gaza yaptı arkadaşlar. Tofaş ufaktan bir yandan vurdular arkadaşlar. Ama bir sıkıntı yok gördüğünüz üzere. Hala sağ salim. Ufaktan bir çizik var ama bir şey olmaz. Yasin anlamaz. Yine bayağı bir gaza geldim arkadaşlar. Yapıştırdık gidiyoruz. Tofaşçı gibi de şöyle direksiyona yaklaştım la kardeşler. Anı. Arabaya biner binmez zaten direktmen bu moda giriyorsunuz. Şöyle bir yanına. Anam! Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım. Vay be, bayağı bir duygulandım arkadaşlar. Bizi öldürmeye nereden bir güç verir diyerekten yapıştırdık gidiyor. Gerçi bu ilk ölüşüm değildi. Ondan böyle yapıştırdım gidiyor. Ne oluyor lan burada? Burada bir kalabalık var arkadaşlar. Birader ne oluyor? Ulan millet tatile gidiyor. Biz de çalışıyoruz kardeşim. Bu bizim kaderimiz ya. Evet arkadaşlar, bizim Ankara'ya doğru yolumuz uzun gördüğünüz üzere. Yani hayatına böyle girsen ne yapabilirsin ki? Etleri alak! Karnayı bir de korna öttürüyor. Arkamda puasat var zaten. Yo. Bu olay aşiret pakettir. Lo. Kabuk bana gelirse puasatı getirirsin. Lo. Vallahi içimdeki sanatçı ruhuna dur diyemiyorum arkadaşlar. Her an her şey olabiliyor. Ayol gerçekten içimde de 855 bin tane de rol var. Bunu ödemesem de içimde kalacaktı kardeşim yani. Yavaş arkadaşlar. Burada ne oluyor? Vallahi buralar çok tehlikeli. Ha, şurada bir karpuz satıyorlar arkadaşlar. Dur hatta bir karpuz alak ya. Şöyle ben bir gireyim arkadaşlar. Lan karpuz var, kavun var. Oo. Gelin arkadaşlar. Araba almamızın şerefine size bir karpuz kavun keseyim. Şöyle bir arabayı döndürerek arkadaşlar. Lan bura ne güzelmiş böyle. At var, inek var. Vallahi çiftlik gibi bayağı güzel bir yer yani. Lan burada durmuşken arkada deniz de var arkadaşlar. Güzel bir şekilde tatilimizi de yaparız. Hem iş yapıyoruz hem tatil yapıyoruz. Ben daha ne isterim ki be? Şöyle arkadaşlar arabamızı güzel bir şekilde çekelim ki güneşte kalmasın. Oh vallahi yoruldum arkadaşlar. Tofaş'ta klima da yok zaten. Şöyle bakayım. Abla kavun karpuz ne kadar? Ayol kavunun kilosu 5 lira. Karpuzun kilosu ise 2 lira. Abla niye kavun pahalı, karpuz ucuz? Karpuzu satamıyoruz ya. Abla sen sat abi. Sen bunların hepsini bana. Bunların hepsini acaba 3 liradan. Sen bana bunların hepsini 3 liradan ver. Ayol olmaz. Olur abla, zaten satamıyorum. Bak güneşin altında bekleme, kafana güneş geçecek. Ver bunların hepsini bana 3 liraya. Ayol tamam, anlaştık. Oh vallahi arkadaşlar bugün de bayağı bir kar ettim. Bunların hepsini 3 liraya aldım. Yani tanesi 3 lira. Şöyle bakayım acaba iyi mi?
Oh. Vallahi arkadaşlar karpuzun iyisi nasıl olur yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkamıza Passat bağladığımız yetmiyor. Bir de arkamıza karpuzla kavun bağlayacağız. Vallahi tren gibi gideceğiz. Arabamız zaten burada. Passat'ımızı görüyorsunuz. Ufak bir çıtır hasarlı. Ben şöyle bir denize doğru koşayım arkadaşlar. Vallahi biraz yüzeyim kardeşim. Terledim. Bu ne sıcak böyle ya. Hava ne kadar sıcak olursa olsun tabii insanlar onun kadar da soğuk. Oh. Koş. Evet, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Yine yorumlarda kullandığımız bütün moddan indirme linki var. Emeğe geçen herkesin eline emeğine koluna sağlık. Hoşça kalın. Bay bay. Dalga dalgalanıyor.